bilemiyorum. Yani bu devlet adabına, devlet terbiyesine yakışmıyor. Yani şimdi adam gidiyor, kapıyı kırıyor. Ya kapıyı niye kırıyorsun arkadaş? Kapı bir semboldür. Efendim manevi bir şeydir. Yani kapılarımız açık olacak denildiğinde kapıyı sonuna kadar açacak halin yok. Sen orada telefonla görüşürsün, işte toplantı yaparsın. Birinden özel bir konu görürsün. Dışarıya ses çıkmasını istemezsin. Yani dışarıya ses çıkmasını istemezsin. Yani nedir kapıyı kırıyorsun? Biri gidip de Tunceli'deki adam da etraftaki duvarları yıkıyor. Ya duvarın ne günahı var arkadaş ya? Oradaki duvarları yıktırdı. Yani ondan sonra da kamu malı, devlet malı. Ya niye yıkıyorsun o yapılmış oraya taş? Evet. Ne güzel. Bir zararı da yok. Yani işte arabayı satıyor birisi. Ya bunlar hep şu. Şimdi AK Parti iktidara geldiğinde milletvekili lojmanlarını sattı. Biliyorsunuz. Ondan sonra devlet misafirhanelerine el attı. Tatil yerlerindeki devlet işte eğitim, adı eğitimdi onların. Yazlıklara el attı. Onları sattı hepsini. Sonradan bir baktı filan yerde milletvekili lojmanları için. Yani adı lojman değil de milletvekillerine ev yapmaya başladılar. Yani ilkten bir heyecanla başlıyorlar. Sonra bakıyorlar ki ya hakikaten bunlar gerekliymiş. Şimdi bir belediye başkanının kapı, makam odasının kapısı gerekli mi gereksiz mi ya arkadaşlar? Yani makam arabası derken yani gidip 500S bir araba almasın yani. Binsin normal bir yerli arabaya ama bir belediye başkanı da yani, bir makam arabası olsun ancak makam arabalarıyla da ilgili sıkıntı var. Makam arabası mesela Çanakkale ilini düşünelim bir tek valiye vermiştir. Yani valinin makam arabası kullanma hakkı vardır. Diğerlerinin makam arabası yoktur. Onlar hizmet aracıdır. Hizmet aracıdır. Araştırın görün. Ama ben daire müdürlüğü yaptım. Benim de makam aracım vardı. Yani yanlış. Ama gelip de hemen ilk iş şeyi ve makam aracımı satacağım demek de yanlış. Kepeze gelince yani bunlar Mustafa daire... Roket gibi bize cevap hakkı falan vermez. Kepez ayrı konuşuyor. Kepez ayrı konuşuyor. Ben bir son dakika gelişmesi var ama ondan önce Maltepe ile ilgili ondan önce bir izleyicimiz selamlarını bize iletmiş. Kurban Urun diyor ki ben de sosyal yardım alıyorum diyor. Bir Türk vatandaşı gibi ama Suriyeli alıyor ben alamıyorum diyor. Şimdi burayı anlamakta güçlük çektim ama daha sonrasında anladım. Afgan neden mı? Acaba evet tahmin ediyorum. Neden acaba bir açıklar mısınız demiş. Sonra da eklemiş. Ben 480 lira özürlü maaş alıyorum. Suriyeli Türkiye'de çocuk yapıyor. Bol bol 850 TL yardım alıyor. Hayret diyorum. Hakkımı belek etmiyorum demiş. bu önemli bir konu. Tabi bu şimdi toplumda sıkıntı yaratmıyor mu? Tabi. Ya o kim mülteci o da mülteci, o da mülteci. Sen ona ne veriyorsan o da onu verecek. Elbette. Yani. Maltepe'de de şu anda ilçe seçim kurulu oy sayımını hızlandırın diye oraya görevli gönderince AK Partili ve MHP'li vatandaşlar sayım merkezini basmışlar. Şu an jandarma müdahale ediyormuş. Yani anladım. Maltepe'de sayım zor olacak. Basmışlar. Hiç iyi etmemişler. O eskiden de yani. Şimdi her şey kural kaydıyla olmalı yani. Baskınlara karşıyız. Değil mi hocam? Evet. Ya aslında neyin ne olduğunu herkes biliyor. Yani bu iş çok uzun. Bilmiyorum yani hak hukuk adalet diyoruz. Yani hak hukuk adaletin yerine gelmesini de arzu ediyoruz. Evet ben de Kurban Ürün kardeşimize biz de selamlarımızı iletiyoruz. Sayın Eroğlu'na cevap vereceksiniz herhalde. Demek yok cevap ilgili. Doğuracak bir şey demedim herhalde. Cevaplı bir şey yok. Yani kapı konusuna katılıyorum. Kapı konusuna evet. Yani bir, hatta ben şunu söyleyeyim yani kapı İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamalı ya. Siz orada kamu adına iş yapıyorsunuz. Özel konuşmanız var. Bir sürü sırrı paylaşıyorsunuz belki bir konuşmayla. Evlat onu herkes duyacak. Şu kapıyı kapatırsak koridordaki herkes duyar. Bu şov. İşte gördük o savcı Sayan. Almış yani elektrikli şeyi, tornavidayı, kapıyı kendisi çekiyor, gazeteciler arkasında falan. Hatta şunu söylüyorum, bence bundan yayınlanması bile şey, şova yönelik oluyor. Bu sefer kapıyı kırmayanlar da diyorlar ki, ya ben yanlış mı yaptım, bendim kaldı, sen falan. Başta kırdın, sonradan faydası yok zaten. Ben onun manası da göremem. Yani ne oluyor, kapıyı kaldırınca ne olacak? Yani ya hocam, şunu demek istiyor. Benim kapım herkese açık. Yani, herkes bana ulaşabilir. Manevi bir şekilde söylenen yani bir sembolik bir şeydir. Yani kapım herkese açık diye kıracak halin yok ya. Yani hatta kapıyı çift yapmak lazım. Ses gitmesin yani. Genelde öyle oluyor ya. Evet. Ya.
İlginç. Dep şovu açtı bunlar. Ben hiçbirisinin evet, samimiyetine evet. güvenmiyorum, evet. inanmıyorum. Bence evet. ben mesela İçişleri Bakanı olsam kapıyı kıran hangi partiden olursa olsun görevden alırım. Ya bu nedir? Devlete hakaret yalnız. Yani kapıyı niye kırıyorsun? Adı üstünde makam odası değil mi? Tabii canım. Makam odası da devlet malı ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Dur, bak şimdi makam odası dediniz. Ya yani Milli Eğitim Müdürü kapıyı kaldırıyor mu? O niye? Vatandaşa kapalı mı yani? Ya siz farklı? Daire amirliği yaptınız, kaldırdınız mı kapıyı? Niye kaldı? Çifte kapı yani, yaptık. Yani. Vatandaşa kapı mı açık, gönlüm açık, hizmette sınırsız, şey sonsuz mi? Demenin yolu kapıyı mı kaldırdı? O zaman bütün daire müdürleri kaldırsın. Değil mi? Çadır kursunlar ya. Herkes çadır da isteyen gelsin yani. Yani peki Birol Aslan'a şöyle bir gelelim. Siz, Sayın Erol sizden başlayalım Birol Aslan konusuna. Ben de. Daha önce de konuşmuştuk şeyin... Bundan önceki belediye başkanının bu Birol Aslan Bey için bundan belediye başkanı olmaz demesini yanlış bulduk biliyorsunuz. Hala aynı görüşteyiz. Yani bir hem kendi partili hem de bir adaya böyle demesi yanlıştı. Ancak şimdi yeni başkanın da bu afiş asıp da şu kadar borcumuz var. Acaba seçmenlere söz mü verdi propaganda sırasında? Ama ben şık bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Yani devlet adabına yakışmıyor. Çünkü devlet işleyişini bilen bir insan bunu yapmaz. Artı bu borçlar nereden geldi? Çalışan belediyenin borcu olur. Çalışmayan belediyenin hiç borcu olmaz. Nasıl olur? İller Bankası dolayısıyla bütün yatırımlar İller Bankası kanalıyla yapılır. Evet. İller Bankası sizi borçlandırır. Onu da takside bağlar. Size fert başına verdiği ücreti, ücretten onu aylık aidat olarak ya da yıllık ne veriyorsa mahsup eder. Bu böyledir yani. O görünen borç odur. Şimdi Çanakkale Belediyesi de burada yeşil akıllı bina yapıyor. O da iller orada yazıyor zaten İller Bankası. Diyelim ki 500 trilyona mal oluyor. 500 trilyonu şeyin Çanakkale Belediyesi'nin borcu olarak görmek gibi bir şeydir bu yani. Yani borç yani şey açıklar gibi mal varlığını açıklar gibi illaki devraldığın mirası anlatmak istersen oturursun bir basın toplantısı yaparsın. Arkadaşlar ben geldim işte şu kadar alacağım şu kadar vereceğim var. Bu da borç şudur bu da İller Bankası'ndadır derse daha şık olurdu. Yani oraya asmak zaten Ömer Faruk Utan Bey de cevap verdi hemen akabinde. İşte bu İller Bankası borcudur taksitlendirilen borçlardır. Yani şık olmadı. Dediğim gibi yani devlet geleneklerinde bu gibi durumların olmaması lazım. Artı hele aynı partinin mensubu Halef Selef'in de böyle yapmaması lazımdı. Bilemiyorum. Dediğim gibi belki de başta propaganda sırasında söz verdi herhalde. Gelince işte orada propaganda yaparken şu kadar borcu var gelince afişe yapıp basacağım dedi herhalde. Şık olmadı ama en şık olmayan tarafı da iki aynı parti mensuplarının böyle bir kargaşanın içine girmeleridir. Yani aklı selim tavsiye ediyoruz belediye başkanlarımıza ne Suriyelilere ne sığınmacılara bir şey desin, ne kapı kırsınlar ne araba satsınlar ya iş yapsınlar. Vatandaş iş bekliyor, vatandaş yol bekliyor, hizmet bekliyor. Onları yapsınlar ya böyle boş şeylerle uğraşmasınlar. Evet yani boş şeyler, dolu şeyler ama hep uğraşıyorlar bunlarla. Biz de bunları programımıza konu ediyoruz. Bize malzeme oluyor aslında. Daha malzeme iyi. Oluyor. Yani şimdi bir işte kaldırım belediyeciliği var. Çöp kutusu belediyeciliği var. Ya belediye nedir? Belediye şehrin can damarıdır. Belediye yönetiminden bahsediyorum. Suydu, yoldu, işte temizlikti. Bunun gibi sosyal yardımlar da var tabii bunun içinde yani. Bu bizim ta Osmanlı'dan başlayan bir geleneğimiz yani bir şeyin. Şimdi şeyde herhalde bugün okullarda, üniversitede çorba dağıtıyorlar. Bizim Elazığ'da Pedede Meydanı'nda çorba çeşmesi var. Çeşme var. Belediye yapmış. Çok güzel. Sabahları gidiyorsun orada işte şeyler var. Karton, kağıt, kaynıyor, şeyler. Çorbanı içiyorsun yani. Yani budur yani belediye hizmetleri yani. Yoksa efendim kapıyı kırmak, duvarı sökmek. Neyse ben belediye başkanı olamadım. Yani olma şansım da yok bu saatten sonra. O yüzden böyle bir şey de yapmazdım. Ben merak ediyorum. Sayın Birol Aslan 5 sene sonra belediyeyi başkasına bırakacakken veya kendisi tekrar aday olacağı zaman
bir afiş yaptırıp bu tablonun değiştiğini gösterebilecek. Onu da merak etmiyor değilim. Yani belki de devam eder bilemiyorum yani. O zaman göstermeye de gerek yani bir daha kazanır. Bu tablo nereye gidecek? 5 sene sonra Birol Aslan'ın yönetiminde bunu da görmek istiyorum. Sayın Karakaş, aslında konu tam sizde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren bir konu. Çünkü iç mesele ama kol kırıldı, yer içinde kalmadı. Artık herkesin diline düştü bu iş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben 7 sene Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı yaptım. Evet. Biraz paralarla da takibini biliyorum. Şimdi bir kere şık olmamış. Daha doğrusu seçim süreci de iyi geçmedi. Ama seçimden sonra şimdi hayırlı olsun Birol Aslan başkanımız ortaya bir tablo koyarken aslında 5 yıldır Kepez'i yöneten Cumhuriyet Halk Parti anlayışını da eleştirmiş oluyor. Çünkü seversiniz sevmezsiniz. Doğru bulursunuz bulmazsınız ama Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle Kepez'i 5 yıldır Ömer Faruk Mutan yönetti. Evet. Şimdi burada Ömer Faruk Mutan'a zora sokacak bir açıklamayı böyle afişe ederken aslında partiyi de zora sokmuş oluyorsunuz. Doğru. Ben o açıdan doğru bulmadım. Bu zaten bunun tespiti oraya afişe asmakla olmaz. Görevi devraldığınız zaman bir tutanak tutarsınız. Hiç güvenmiyorsunuz, dışarıdan bağımsız bir denetçi getirirsiniz. Bir sürü ihtimal varsa da içeri onlar belgelersiniz. Yani. Bunu, bu belgelediklerinizi bizim yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımızla paylaşırsınız. Ben böyle belediye devraldım diye. Bunlar artık özellikle partinin bilmesi gereken, dışarıya çıkmaması gereken bilgiler olur. Bunun yanında eğer bir yasal bir prosedür işletecek bir çarpıklıkta buluyorsanız onu da yargıya taşırsınız. Evet. Şimdi o öyle yapıyor. Ömer Faruk başkanım da diyor ki ben bu kredileri aldım diyor. Bunlar diyor işte ben de baktım afişe 44 milyonu şeyden İller Bankası'ndan işte özel kamu kuruluşlarından finans kuruluşlarından birkaç yerden almış 61 milyon lira. Diyor ki bu kredileri almak için diyor yeterlilik olması lazım. Evet. Herkes alamaz diyor. Ben aldım diyor. Bu da başka bir laf çakıyor aslında. Hı-hı. Hani ben aldım sen alamazsın'a getiriyor. Hiç hoş değil. Bu da hoş değil. Çünkü sonuçta bu iki eski ve yeni başkan arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında bu tartışma yapıyorlar. Bu işten zarar gören kendileri değil partimiz. Parti zarar görüyor onun değil için, mi? Kendilerine bence çeki düzen versinler. Birbirlerini yıpratacağım derken partiyi zora sokmasınlar. Bu çok önemli tabii. Bu arada Trabzonspor gol attı. Attı bir de penaltı kaçırdı. Bir de penaltı kaçırdı. Valla bu hafta kızışacak bu lig. Tamam, Fener bize yatacak. Yusuf abi. Niye yatıyor? Rakibimiz gitti. Rakibimiz gitti. Ama Fenerbahçe Galatasaray maçları nevi şahsına münhasır bir müsabaka olduğu için. Yani bu klasmandaki yerin çok önemli değil yani. Ya ama ben zaten yazsın istemiyoruz yani. Ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin bu sene ligde kalmasına sevindim. Garantiledi bence artık. Düşmez. İyi gibi. Bu arada bir saniye ortamı yumuşatalım. Bağış yaptınız mı? Bağış mı ya? 20 lira. 20. Ben de yapacağım. Maçı alırsın. Yapma ya. Vallahi alırsın. Fenerbahçe. Ya maksat yani biz de varız dedik. Yani yoksa 20 liradan ne olacak? Olsun yani. Olsun. Ama önemli çok evet. İnsan yapmış değil mi? Alparslan da yaptı. O da Fenerli biliyorsun. Güzel. Az önceki izleyicimiz bir daha mı mesajının okunmasından gurur duyduğunu söylüyor ve diyor ki bir Türk vatandaşı olarak zoruma gidiyor diyor. Suriyeliler konusu. Çok haklı. Evet. Bir kere bu yardımlar konusunun şeffaf bir şekilde halkla paylaşılması lazım. Örneğin Çanakkale'de kaç tane Suriyeli var? Bunların ne kadarı eğitim görüyor? Kaç tanesi işte sosyal yardım alıyor? Neyse yani bunları bir paylaşalım. Sadece onlar değil, başka yabancılar da var. İşte hep söylüyoruz. Bunlar paylaşılsın. Bir bilgilendirme yapılsın. İnsanlar da bunu bilsinler. Bir yanlışlık varsa düzeltilsin ya. Yani bu ülkenin evlatları üvey evlat mı? Bakın tekrar söylüyorum. Dışarıdan gelenler İşte tukaka edilsin demiyorum ama yaşadığı ülkenin kuralları ve ekonomik tablosunun içerisinde yaşamaya devam etsinler. Biz kendi insanlarımıza verdiğimizden daha fazlasını gelene verirsek bu bir kere adaletli olmaz. Evet. Yapılması gereken
o insanları da bir an önce vatanlarına dönmeye teşvik etmek olmalı. Bu çok önemli. Bakın bir 10 sene sonra, bir 10 sene sonra bunları geri yollayamazsınız. Zaten geri yollayamayacağız da bakın yani Suriyelilerle ilgili aslında sorunlar çok daha büyük. Yani mesela Arap harfleriyle yazılmış plakalı araçlar var. Okuyabiliyor musunuz? Yani ama o araçla ilgili. Ben okuyamıyorum. Dükkanlar var. Bilmiyorum. Ha, dükkanda araçlar var. Ha, şimdi bak. Araç kaza yaptı kaçtı. Yani nasıl yakalayacağız? Kim okuyabilecek? Plakayı kim alacak? Suriyelilerle ilgili hukuki düzenlemeler yapılmadı. Suça karıştıkları zaman bizim kanunlarımıza göre onları yargılayamıyoruz. Vatandaşlıkları yok. Hiçbir şeyleri yok. Hukuki tutanakları. Acilen bir göç bakanlığı kurmalı. Tabii. Ve bunlarla ilgili de onların yasa hazırlaması lazım. Yani bütün göçmenlerle ilgili bir yasa hazırlaması lazım. Bu da bir bakanlıkla olur yani. Bu çok ciddi bir olay. Ya da bir tampon bölge mi ne yapıyorsun? Hepsini götüreceksin, orada besleyeceksin. Girmesinler içimize ya. Ya çok zor. Girmesinler içimize derken işte artık aileler kaynaştı birbirlerine yani. Akrabam oldu. Daha önce bir programda ben söylemiştim. Böyle büyük göçlerden sonra ortalama geriye dönüş süresi kaçmış biliyor musunuz? 25 yıl. Yani ne demek 25 yıl? Bir yıl içinde dönmüş, 50 yılda dönmüş, ortalamasını almışlar, 25 yıl. Hani bir çok noktada, ciddi. Bir noktada istememekte haklıyız. Ama geldikçe geldiler, geldikçe geldiler. Şimdi Suriye'de işler düzeliyor, gitmeyeceklerinden de hepimiz eminiz. Çünkü zaten içimizde çok güzel bir şekilde yerleştiler. Bir Çanakkale'de biz rahatız. İstanbul'da, tabii İzmir'de. Ankara'da, başka tarafta daha çok inanılmaz öyle. Kilis'te vatandaşlarımızın sayısından daha fazla tabii, Suriye varmış. Tabii birebir. Hatta 2-3 sene önce siz bir şeye dikkat çektiniz. Kilis'te doğan çocukların sayısıyla yani Kilis'te TC vatandaş çocukların sayısının 2 katı Suriyelilerin doğduğu çocuk var. Tabii. Aynen öyle. Yani bunun üstesinden biz yarın bir gün gelemeyiz. Gelemeyiz. Aynen. Bugün bile işte bakınız vatandaşlarımız bu işten şikayet ediyorlar. Birçok haber de gizleniyor. Şimdi bunları da biliyoruz. Yani karıştıkları suçlar var. Bazen bunu gizleyemeyecek boyutlara geliyor. Mahallelere kalkışıyor. Tabii canım. Bakın biz tam bir göç ülkesi olmuşuz ve bak bir an önce bu işin zaptırapta atlanması lazım. Bir görevli dedi ki Afganistan tarafından gelen bir kadını bir ayda 5 kere yakaladım dedi. Yakalıyorlar. Otobüse bindiriyorlar. Sen uçakla şey gönderiyorlar. Gene geliyorlar, gene yakalıyoruz. 5 kez bir ayda. Ya yol geçen olmuş ülkemiz. Afganlar, Suriyeliler, hepsi. İstihdam sorunu zaten yaşıyoruz. Ucuz işçi, SSK'ya kaydettirmenize gerek yok. Tabii. Vatandaş da rağbet ediyor. Yani şimdi tarım sektöründe, hayvancılık sektöründe tamamen bu Suriyeliler çalışıyor. İşte bir ay çalışıyor, 3 ay, 1 yıl. Ondan sonra bir bakıyorum dükkan açtım. Ne dükkan açtım? İşkembeci dükkan açtım. Ama öğrendi ya orada işkembeyi temizlemeyi falan filan. Yani ucuz işçilik. Ha şimdi ben şunu soruyorum. O işkembeci dükkanını yasalar çerçevesinde mi açıyor yoksa göz yumarak mı açıyor? Göz yumarak açıyor. Yani ama ulan, çok cezası var inanılmaz derecede. Işte yani kaçak işçi çalıştırmanın da yani öyle 15-20 bin lira bir kere. Gitmiyor, gitmiyor kimse üstüne. Valla jandarma gidiyor. Birkaç kere yakaladı. Şeyde o benim bildiğim bir yer vardı. Ama dediğin gibi yani bir kere yok, iki kere kimse, bir kimse ceza ödedi mi adam bu daha... bölge biliyorsunuz şeyde tarımda iş gücüne çok fazla ihtiyaç olan dönemde Güneydoğu'dan işçi getiriyordu. Geçen sene getirmediler o kadar. Bu TM getiriyor yine. Suriyelilerle o boşluğu doldururlar. Dolduruyorlar, doluyor. Bilemiyorum. Şimdi fındıkla ilgili acaba yine oraya da Suriyeliler mi gidiyor Karadeniz'e? Muhtemelen. Çünkü fındık Urfa'dan geliyordu fındık işçileri. Evet. Ben orada çalıştım. Herhalde oraya da Suriyeliler gelmiştir muhakkak. Çünkü yani fazla ücret istemiyorlar. Az bir ücretle çalışıyorlar. Ya tabii kaçak, onların durumu da son derece şey acınası ama bir kural koymazsanız böyle olmaz. Bak, Avrupa böyle aldı bunları. Sınırlı sayıda aldı ve seçti adam ya. Seçti ve absorbe edebilecek kadarını aldı. Diğerlerini de almadı ülkesine. Evet. Almadı. Yani biz hangi cömertlikle alıyoruz? İşte işsizlik, milyonlarca insan işsiz. Ekonomi son derece kötü ve biz diyoruz ki yani burada ucuz politika yapıyoruz. Popülist davranıyoruz. Efendim herkes gelsin Tanrı misafiri. Buyur da uyur o zaman.
Nasıl doyuracaksın? Ekonomimiz kendimizi doyurmaya yetmiyor şu anda. Ülke olarak çok zor durumdayız aslında. Yani evet. Ekonomik veriler hem doğru değil, önümüze çıkan rakamlar doğru rakamları çıkartmıyorlar. Evet. Biz yaşadığımızı biliyoruz. Ülke olarak şu anda kapanan kepenkler, dükkanlar hep biz takip ettik. Bunları yediyoruz da çarşı caddesinde şöyle bir yarım saat yürüyelim yeter. Bütün bu ekonomik işi, verileri görürüz. Şu masada en iyi Ufuk Bey biliyor. Tabii ki yani. Çünkü pek çok firmaya gıda maddesi veriyor. Nasıl veriyor? Parasını nasıl tahsis ediyor? Eskiden bir günde aldığı parayı şimdi bir ayda alabiliyor mu, alamıyor mu? Onu en iyi o biliyor. Yani, Necat. Evet, yani şu anda devleti yönetenler benim mahsebime otursalar yeter. Bir ay benim mahsebimde otursunlar. Sen Hakkari'nin fotoğrafını çekerler. Çekerler fotoğrafı. Çok önemli. Bunların içerisinden çıkmamız lazım ama biz daha İstanbul seçimlerinin içinden çıkamıyoruz ve siz temenni ettiniz önümüzdeki hafta konuşmayız diye ama ben eminim önümüzdeki hafta esas konumuz İstanbul seçimleri olacak. Çünkü bu iş doğru yere gitmiyor. Gitmiyor ve bakın bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi birkaç yerde seçimler iptal edildi Yusuf abi. Hep 2 Haziran. Yani 2 aylık. 1,5 ay falan. Yani bu ülke eğer öyle bir şey olursa 1,5 ayda seçim gerilimini emin olun kaldıramaz. Ne ekonomik kalır ne döviz piyasası kalır. Mahvoluruz. Yani S-400 falan onlar bu işin cilası olur artık. En iyisi kura çekmek hocam. Şimdi yani kendimi %50 şansıyla yaratacak. Şimdi ben işte profesyonel olduktan sonra üniversite takımında oynayamıyordum. Takımı ben çalıştırıyordum. Aldım İsparta'ya Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile finale kaldık. O bölgenin finaline kaldık. Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. Bizim takım kaptanı şimdi profesör şeyde Malatya'da kura atılacak yani penaltılarda penaltı yoktu o zaman işte uzatma oldu atılmadı bir şey atılacak ben çağırdım dedim ki bak hakem parayı havaya attığında yere daha düşer düşmeden kimse görmeden kap ondan sonra da hep beraber sarılalım sevinelim değil mi? Aa, tabii, bak. Taktiğe bak. Bunu da ben bir başka bir hocadan öğrenmiştim. Binali Yıldırım'ın agacı yaptığı buydu işte. Ondan sonra yere düştü, düşe daha yere tam acımdan kaptı. Sevindik, hakem de bizi galip ilan etti. Ancak sordum sonra da, bizimki mi gelmişti? Bizimki gelmişti dedi. Ama yeni vicdan da ama gelmese de yine olacaktı. Şimdi şimdi yazık tura da olsa sizin anlayışınıza bakarsak yine Binali kapacak kazandım diyecek. Durum onu gösteriyor. Efendim ben bu haftalık bizden bu kadar diyeceğim. Haftaya ben sizin gibi olmasını dilerim. İnşallah temenniniz gibi olsun dilerim. Bu iş uzamasın. Pazar günü mazbata verilsin çok isterim ama biz bu önümüzdeki hafta İstanbul seçimlerini bence tek konu yapacağız gibime geliyor. Çünkü iş çok değişik bir noktaya doğru gidiyor. Yani bakın bugün ben yine bak ekonomi özellikle söyleyeceğim. Bugün dolar 5.83 oldu. Savaş çıkmadı. S-400'lerle ilgili bir şey olmadı. Sadece belirsizlik. Dün akşam bakın dün akşam YSK açıklama yapmak için toplanıyor. Sonra bir itiraz daha gelebilir diye bekliyor ve bu belirsizlik seçimlerin ertelenme belirsizliği hem içeride hem dışarıda Türkiye ekonomisine ve hukuka güveni sarstığı için bugün döviz yani dolar 5.83 oldu. Gene bu stüdyoda sizinle konuştuk değil mi? Döviz henüz 3 liralardayken bir banka 8 lira döviz olursa dolar 8 lira olursa simülasyon yaptılar. Evet konuştuk. Bunu biz konuştuk. Konuştuk. Ve dolar nereye geldi? 7 lirayı gördü. Bunu geçen sene mi konuştuk? Geçen sene. Biz konuştuktan 2 hafta sonra şöyle konuştuk. Bir iki banka. Ben ismini de verdik tabi yayında verdik paylaşmadık. Ya. Yani içeriden bilgi diyelim duyduğumuz döviz yani dolar 8 lira olursa Türkiye ekonomisi ne olur diye iki banka çalışma yapmış yani işte olursa döviz şöyle olur tarım böyle olur maaş şöyle olur asgari ücret bu olur işsizlik ne olur bununla ilgili bir çalışma yapmışlar 3 liraydı daha dolar bu ülkenin çok büyük iki tane holdingi 2 sene ödemesiz borçlarını şey yaptı geçen sene erteledi yani aslında İşi bilenler bu ekonominin siyasetin de baskısı altında nereye gideceğini daha bir sene, iki sene öncesinden görmüşlerdi. Yani görünen köy kılavuz istemez.
son bir hata yapmayalım artık. Evet. Birileri bizi gözetliyor arada. Kim oynuyor bundan ya? Şimdi şey, ipin ucu kimin elinde yani şimdi? Ama siz ekonominizi sağlam tutmazsanız, ekonominizi üretimin üzerine inşa etmezseniz, birisi bununla oynayacak ipi bulur. İpi biz veriyoruz elinde. Biz güçlü bir ekonomiye sahip olsak, kendi bünyemizde kendi kendimize yetecek üretimi sağlıyor olsak, hiçbir şekilde şartta kimseye mahkum kalmayız. Evet. Ama ben dışa bağımlıyız. Bir kapatmadan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutluyorum. Evet, evet. Çok güzel bir konuşma yaptı. Evet. Bu Ermenistan ekonomi getiren işte Fransa ve İtalya, hatta Fransa temsilcisi salon terk etti. Gereken cevap verdi. Ben de şuna katılıyorum. Defansif tavır değil. Biz ondan yaptıklarını onlardan önce söylemeliyiz. Yani konu Ermeni meselesine gelmeden o zaman biz katliam nasıl yapılırmış? Onların yaptıklarını. Ondan yaptıklarını koyalım masaya ve bunu dünya kamuoyunda tartışılır hale getirelim. Yani hakikaten belki en iyi savunma hücumdur. Evet. Felsefesinden yola çıkıyoruz. Evet. Kutluyorum bakanımızı. Ya ben çok de Mervi Çavuşoğlu bakanımızı kutluyorum. Evet. Hakikaten ben izledim. Yani gururlandım. Yani adamlar her türlü herzeyi yemişler. Şimdi bize işte Ermenileri katlettiniz diyor. Çok güzel cevap verdi. Onları da terk ettiler. Evet. Tebrik ediyoruz. Antalya'da NATO toplantısında. Evet. Başarılı dış hamlelere çok ihtiyacımız var. Dış politikamız çok zayıflamıştı zaten. Umarım evet. Bunun devamı gelir. Evet. Hani hala bir one minute'in arkasından yürümeye çalışıyoruz. Artık yeni one minute'ler olması lazım ama ciddi arkasında durulacak. Çünkü o one minute'den sonra bir Mavi Marmara yaşadık. Yani, yok, bu dozundaydı. Evet, evet. Bu dozunda yani çok diplomasi evet. Dilinin dışına çıkmadan çok dozunda bir şey yaptı, çıkış yaptı. Yani ben çok beğendim. Evet. Peki, bu akşamlık teşekkür ediyorum. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Bu İyi arada Galatasaray'a başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Centilmen bir Fenerbahçeli olarak. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.